Gündem Özel'den iyi akşamlar. Bu akşam çok özel, çok güzel bir konuğumuz var. Kabinenin en çok önemli isimlerinden birisi. Başbakan'a çok yakın bir isim. Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Rize Milletvekili Hayati Yazıcı. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederim. Çok zorlukla getirdik sizi. Uzun bir süredir peşinizdeydik. Çok da yoğunsunuz biliyoruz ama hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İsterseniz ahilik haftasından başlayalım. Çünkü bu ahilik haftasına bizim bugünlerde çok ihtiyacımız var. 26. ahilik haftası kutlanıyor. Türkiye'nin bugünlerde böyle bir sinirli, stresli olduğu bir dönemde ahilik haftasına da ihtiyacımız var. Ahilik öğretisinden başlayalım isterseniz. Evet. Ahilik nedir? Ben çok teşekkür ediyorum. 2011 seçimler oldu. Seçimler sırasında bakanlıklar yeniden yapılandırıldı. Hükümet kuruldu. İşte Gümrük Ticaret Bakanı, Sayın Başbakan beni Gümrük Ticaret Bakanı olarak atadı. Görev alanıma baktım, briefing aldım. Hemen de hükümet kurulduktan sonra ahilik etkinliklerini kutlama komiteleri ve çalışmaları var. Ve konuya odaklandım. Yoğunluk içerisine girdim. Tabii ki aileyi biliyorum ama çok fazla da detaylı bilgim yok. İşte Kırşehir'de kutlanıyor merkez. Gittik oradan. O sene kutlamasını yaptık. Koskoca ahi evren ve onun öğretisi, uygulaması ahilik bir stadyumda kutlanıyor. Yani izleyenlerle konuşmacılar arasında halkla protokol arasında mesafe olan bir ortam. Hiç hoşuma gitmedi. Önce mekansası anlatayım da sonra şeyine gireyim içeriğine. Çünkü bunlar önemsiyorum son derece. Ben bir daha burada olmaz dedim. Ne bir hastalığında olmaz dedim. Meydanda yapacaksınız. Çünkü meydanda zaten Ahi Evren türbesi var, cami var. Niye meydan marşını burada yapılıyor? 2012 yılında. Özünü havasına daha uygun. Tabii de. 2013 yılında orada yapıldı. Bir de tabii bir hafta boyu devam ediyor. Türkiye genelinde bütün illerde kutlaması yapılıyor. Ama merkez Kırşehir. Haftanın başında açılış oluyor. Sonuçta da resmi tören yapılıyor. Ben resmi törene gidiyorum. Ben 2011'de, 2012'de. Geçen sene gitmeden önce belediye başkanımız geldi. Vali ile beraber. Bir proje yapmışlar. Yani bunu dünyaya tanıtmalıyız. Yani bu kadar büyük bir hazine ahilik. Gerçekten büyük bir hazine. Bu hazineyi sadece Türklere değil, Türk milletine değil, Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtmalıyız. Hatta böyle bir hazine bir başka batılı bir devletin olsaydı. Kesinlikle bunu işte UNESCO devreye girerdi, Birleşmiş Milletler devreye girerdi. Suyunu çıkarttı. Evet, uluslararası bir etkinlik konusuna dönüştürüldüm. Bunlarla söz etmiştim, bir projede geldiler bana. Bir külliye, çok güzel de tasarlanmış. Hemen ben buna sahip çıktım. Dedim bunu yapacağız. Türkiye Odalar Borsaları Birliği'nde rica ettim. Onlar 7 milyon destek verdiler. TESK'ten rica ettim. Takdir sizin. Tamam şimdilik 2 milyon verin dedik. TESKOM var. Bir de Kooperatifler Merkez Birliği. Esnaf Sanatçılar Kooperatifler. Merkez birisi Esnaf Sanatçılar Konfederasyonu. Birisinde Bendevi Büyan. Diğerini Abdülkadir Akçı var. Topta da Rıfat Bey. Onlardan da TESKOM'dan 3 milyon aldık. Bir çoğuluşurduk ve dedim ki bu sene meydan düzenlemesini yapıp bitirmezseniz yani 2013 yılında ben gelmem, başbakanlığı da davet götürmem. Ve gece yürüyüş çalıştılar, meydan düzenlemesini yapmışlar. İşte açılışını dün gittik yaptık. Açılış etkinliklerine katıldım. İlk defa benim katıldığımı söyleyen bakan düzeyinde. Genelde bakanlar son resmi törene giderlermiş. Ahilik bir hazine kuruluşu 12. yüzyıla giden. Tabii ki Ahi Evren. Özü hoş görümü. Kardeşlik. Ahi, ehi, Arapça bir kelime. Yani Araplar ehi derler. Ehi kardeşim demektir. Ahilik oradan geliyor. Kardeşlik. Kardeşliğin içerisinde her şey var. Cömertlik var, yardımlaşma var, dayanışma var, doğruluk anlamlı var, dürüstlük var, sevgi var, empati var, sempati var. Hepsi içerisinde mi demiş? Dolayısıyla
Ahmet Yesevi'nin talebesi Ahi Evrani Veli. Ahmet Yesevi'nin aldığı o manevi değerleri Anadolu'ya taşıyor ve Meşali Anadolu'da dolaştırıyor. Kayseri'ye geliyor. Moğol istilası oluyor. Oradan Kürşehir'e geliyor. Ve orada ahilik öğretisini pratiğe dönüştürüyor. Tabii bu Meşali'yi daha sonra Hacı Bektaşi Veli Yunus Emre Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri de bulundukları yerlerde belli ölçüde yiyorlar. Ahilik tabii öz itibariyle kardeşlik diyoruz. Ahilik bir yaşama biçimidir. Ahilik bir okuldur. Yani bugünkü dünyada yer alan ticaret odalarının, sanayi odalarının, esnaf, sanatçılar odalarının ilk nüvesidir ahilik. İlk örgütlenmedir. Yani esnaf sanatçılar, üreten, ürettiğini satan, ticaret yapan kesimin bir anlamda örgütlenmesinin adıdır. Ha, böylesine derin bir öğreti. Tamam, ama üç cümlesini söyleyeyim. Tamam. Özetleyeyim. Kısa kes bakalım. Kurbanım çok konum var. Elin açık, kapın açık, sofran açık olsun derim. Dilin bağlı, gözün bağlı, belin bağlı olsun der Ahi Evrani Veli. Üç tane açık, üç tane bağlı. Bu sözcükleri alın, bu dünyayı tarif ediyor. Beşeri ilişkilerin tamamını tarif ediyor. Sosyal ilişkileri bunlar tarif ediyor. Bunlar zaten ne kadar doğru ve değişiyor, hiçbir şey olmaz. Çok önemsiyorum inşallah. Peki bakın, hemen gelelim demokratikleşme paketine. Çok konumuz var. Demokratikleşme paketi muhtemelen önümüzdeki hafta başı başbakan, bakanlar tarafından açıklanacak. Büyük bir ihtimalle siz de orada olacaksınız sanıyorum. Beşir Atalay her kesimin ihtiyacına cevap verecek dedi. Bu paket özellikle bölgeye huzur getirecek mi? Ben paketin tabii içeriğiyle eniyle boyutuyla bir şey söyleyecek değilim. Onu Sayın Başbakanımız belirttiği gibi oturduğunu açıklayacak. Ama şöyle bir algı var. Yani ben bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Nitekim dün bir konuşmasında Sayın Başbakanımız temas ettiler. Yani sanki Türkiye'de demokratikleşme alanında yapılması gerekenler var da yapılmamış. Durulmuş, bir yerde beklenmiş, toplanmış, bir sepete atılmış. Şimdi bunlar kamuoyuyla paylaşılıyor. Böyle bir şey yok. Biz Türkiye'de yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz 3 Kasım 2002'den bu yana bizim programımızın ismi zaten demokratikleşme ve zenginleşme projesidir AK Parti'nin programının. Ve o günden bu yana ileri demokrasi hedefi doğrultusunda hem demokratik alanda hem de birey hak ve özgürlükleri alanında çok önemli değişim ve dönüşümlerini gerçekleştirerek geldik. Ha bu alan biten bir alan değil. Yani bir bina hedeflerseniz, işte 50 katlı bir bina yapacağım, binayı yaptım, bitti. İşte ben demokratikleşme şu kadar olacak, bunu yaptım, bitti değil. Bu alan dinamik bir alandır. Günün şartlarına canlı göre. Canlı bir alandır. Yani bugün yaparsın, dün yapmışsın bir şey yeterli değil, onu değiştirir, bugün de adapte edersin. Ama esas hedef, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük. Yani bu pakette demek ki bu alanda var olan sıkıntıları giderecek şekilde muhtemelen torba kanun dediğimiz değişik kanunlarda bazen belki idari işlemlerle düzenleme konusu olabilecek hususları içerecek bir paket olacak. Peki pakette özgürlükler var Sayın Bakanım, demokratikleşme var ama BDP'lilerin de sürekli dile getirdikleri bir konu var. Öcalan'ın özgürlüğü. Emine Ayna, diğer BDP milletvekilleri mesela eş başkanı Gülten Kışınak sürekli terör örgütü liderlerine işte bunlara özgürlük verirsin, siyaset hakkı tanısın diye sürekli böyle bir şikayetleri var, şöyle bir istekleri var, talepleri var. Şimdi paket burada yeterli olacak mı? Yani talepler çok aşırı talepler geliyor. Bu paket bölgeye ne kadar huzur getirecek? Bakın Türkiye 30 yıldan bu yana terörle mücadele ediyor. Terörle mücadele konusunda bütün güvenlik güçlerimiz kanunlar ve anayasa çerçevesinde canla başla siperhane çalışmışlardır. Terörle mücadelede başarılı olmak için güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler, tüm materyaller bizden öncekiler tarafından da verilmiş, bizim hükümetlerimiz de bunu imkanlar üstüne temin etmiştir.
Ama Türkiye'de müsallat olmuş bu terör çok boyutlu, çok karmaşık. Yani bunun iç destekçileri var, dış destekçileri var. Bölgenin özelliğinden kaynaklanan özel yapısal durumları var. Dolayısıyla birçok kesim, birçok farklı unsur dahil. Hatta terör örgütünün yapısına bakın içerisinde. Irk anlamında söylüyorum, etnisite anlamında ifade ediyorum. Kürt olmayan unsurlar da var. Ama nihayet bunlar bir Kürtlerin hakları, özgürlükleri için mücadele ettikleri intibarını yaymaya çalışıyorlar. Biz bunların kullandıkları malzemeleri, yani kendi propagandaları için araca dönüştürdükleri hususları önemli ölçüde düzenleme konusu yaptık. Yani bugün düzenleme konusu olan birçok konu bundan 3-5 sene önce konuşulamaz, tartışma konusu bile olamazdı. Kurs açabilirler, işte efendim televizyon yayın yapıyor, haberleşme yapabilirler. Cezaevinde bile tutuklu ya da hükümlü olan işte oğluyla, annesiyle Kürtçe konuşamıyor. Bütün bu engelleri ortadan kaldırmışız. Ya yani bunlar korkulacak şeyler değil. Ama bölgesel sorunlar varsa, bunun ötesinde konuşulacak başka konular varsa, hiç kimse, hele hele bir devlet, hele hele Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti birisinin silah gölgesinde herhangi bir konuyu konuşmaz. Silahın doğrultulmuş olması dolayısıyla bir yaklaşım içerisine girmez. Onun için çözüm sürecinin birinci aparatı bunların silahtan arınmaları, Türkiye'yi terk etmeleri, silah bırakmaları. Yani ya silahtan arınacak ya da arındırılacak. Yani o aşamayı bitirsin. Yani konuşma, tartışma sorunların çözümü için en temel anahtardır. Müzakere. Oturursun, konuşursun, tartışırsın. Tartışmayı sağlayacak ortam elbette ki silahtan arınmış ortamdır. Özgürce konuşacaksın, tartışacaksın. Türkiye her mesele konuşur, tartışır. Sonuçta elbette ki demokratik ölçülere göre yapması gerekeni belirler, onunla devam eder. Dediğin kişi özgürlük, hükümlüdür şu anda bizim mevzuatımıza göre hükümlü. Yani hükümlünün ne zaman, hangi şartlarda özgür olacağı yasalarla belirlenmiş. Onun dışında özel bir işleme tabi tutulması anayasanın 10. maddesinde ifadesini bulan eşitlik kuralına aykırı. Ha, o şimdi bugünün konusu değil. Bugünün konusu silahtan arınmış, insanların konuşabildiği, demokratik yarışmanın, demokratik mücadelenin özgürce yapılabildiği zaten herhalde bir paket, ortam oluşturmak. Paket de zaten herhalde terör örgütü değil, bölge halkı için yapıldı. Elbette, elbette. Ha, paket, bu olaydan da Türkiye için yapılıyor paket. Evet. Gelen paket, yani çözüm süreciyle de bağlantı. Bir bölge için de değil. Onun için başbakanımız atıf yaptı dedim, dün diyordu bizim 11 yıldan bu yana söylediklerimizle alakalı diye dün öyle bir beyanı oldu. Çünkü doğrudur. Sayın Bakanım, muhalefetten çok sert tepki geliyor. Mesela CHP'liler diyor ki paketi bize bir türlü danışmadılar diyorlar. Bahçeli paketi çok sert tepki gösterdi. Paket PKK'ca zorla, baskıyla ve dayatmayla elde edildi. Yeni bir başarıdır diye bir açıklaması oldu bugün. AKP zayıfladıkça, AK Parti zayıfladıkça, etki nüfus alanı azaldıkça, siyasi desteği azaldıkça hırçınlaşmaktadır. PKK'nın çıkmaz sokağında kıstırılmıştır. Başbakan ateşle oynuyor şeklinde çok ağır laflar. Siz de söylüyorsunuz ağır laflar. Dinden bu sözler ağır laflar. Yani siyaset aslında değerler üzerinde değil, projeler üzerinde yapılması lazım. Değerler hepimizin, ülkenin birliği bütünlüğü hepimizin, bayrak hepimizin, vatan hepimizin, devlet hepimizin. Hepimiz birlikte etnisitemiz ne olursa olsun bir millet oluşturuyoruz. Yani millet bir ırkın tanımı değil. Yani bu coğrafyada yaşayan herkesi içerisinde alan çok geniş bir kavram millet dediğimiz. Dolayısıyla Türkiye'nin terörden arınmasını istiyor mu, istemiyor mu? Yani terörist unsurların, insanların terörist unsurların tehdidinden kurtulmuş olmaları Türkiye için bir kazanım mı değil mi? Yani bu sürecin şöyle 7-8 aydır evet, bu yana devam eden süreci bile bölgeye sağladığı rahatlık, insanlara getirdiği sinerji takdir edilecek bir gelişme değil midir? Hele hele belki de bilemiyorum tam ölçüldü mü, herhalde ölçülür o. Türkiye'nin şu ikinci çeyrekte 4,4 oranında
orta vadeli programda oyuncuların ötesinde bir büyüme performansı göstermesine Güneydoğu'da yatırma haberleri geliyor. Önemli ölçüde bağlantılıdır. Yani bunlara bakmak lazım. Hadi diyelim ki bu yöntemi belirleme ne yapılsın? O zaman onu söyleyeceksiniz. Yani bir şeyi beğendiyorsanız beğendiğinizde yapılması gereken ne? Onu söyleyeceksiniz. Ha, o arada diyor ki işte bunları silahlı kuvvetler işte makineli tüfeklerle, kobralarla bunların hepsini yok etsin. Bunda yok olmaz. 25 yıldır denedim. Doğru bir şey değil yani. Bugüne kadar yaptığımız aşı yukarı bu ve buna benzer. Ha burada şimdi yapamadık da Türkiye devleti, hükümeti bunlardan çekildi anlamına değil. Ama devlet büyüktür. Devlet sorun çözer. Yani 13 üreti Osmanlı geleneğinde devlet işte devlet baba demişler. Baba da o anlamdadır yani. Baba oturur, rejonu keser, sorunu çözer, sulhu ve güveni sağlar. Devletin birinci görevi de insanların can ve mal güvenini sağlamaktır. Siz insanların yaşama hakkını koruyamıyorsanız diğer hakların hiçbir anlamı yok. O halde devlet önce bunu koruyacak. Ve dünyada benzer olaylara baktığımız zaman bu boyuttaki sorunların çözümünde de benzer yollar, yöntemler izlenmiş. Yani aklı yolu tek. Onun için söylenmiş bir söz. Böylece dünyada benzer olaylar dolayısıyla neler yapılmışsa Türkiye'de bu sorunu çözmek için onlardan da ibret almak suretiyle bir yol haritası belirlemiş. İnşallah başarıya ulaşırız. Peki, ODTÜ çözüm sürecini bırakalım. ODTÜ rektörü Profesör Ahmet Hoca bir açıklaması oldu üniversitenin açılış şeyinde. Türkiye'de siz biz ayrımı olduğunu, bir kutuplaşmanın başladığını söyledi ODTÜ rektörü. Din, inanç, mezhep, milliyet üzerinden oluşan fay hatları toplumun siyasi ve sosyal dinamiklerini derinden etkilemektedir şekli. Türkiye kutuplaşıyor mu? Böyle bir şey seziyor musunuz? Yani kutuplaştırmaya çalışanlar var. Veya kutuplaştırmaya mı çalışıyor? Çalışılıyor. Kutuplaştırmaya çalışanlar var. Ama Türkiye kutuplaştı denmesi çok doğru değil. Türkiye'nin kutuplaşmasından çıkar elde etmeye arzusunu olanlar var. Yani Türkiye kutuplaşsın. İnsanlar birbirlerine düşmanca davransınlar. Dolayısıyla bu düşmanca davranmakta oluşacak ortamdan kendi doğrultusunda belki bir iktidar oluşumu ortaya çıkartabilirler. Bunun peşinde ama bunların çok azınlıkta olduğu kanısındayım. Ve Türkiye'de kahir ekseriyet birbirine karşı saygılı, hoşgörülü, empati ve sempati içerisindedirler diye düşünüyorum. Gezdiğimiz yerde bunu görüyoruz. Yani bizim de değişik farklı partilerden çalışan oy veren seçmenlerle de bizim irtibatımız var. Gittiğimiz yerlerde onlarla da oturup konuştuğumuz oluyor. Yani onların bakışları da bu. Ama her toplumda olduğu gibi marjinal gruplar var. Bu marjinal grupları destekleyen, biraz daha bunları habire öne iten, hadi çocuklar, hadi yapın, aslansınız, kahramansınız, başardınız, bak kazanım elde edeceksiniz diye şak şak diyenler var. Bunun ötesinde büyük çoğunluk itibariyle bir ayrışma, bir ötekileştirme söz konusu değil. Ötekileştirme vardı, Türkiye'nin demokratik standartları çıtası giderek yükseliyor. Türkiye o ötekileştirme süreçlerini işte yaşadı. Aşağı yukarı 2000. Yani önemli ölçüde bitti. Bu alanda dinamiktir yani. Yani bitti deyip de burada tamam artık bundan sonra bu alanda hiçbir şey olmayacak demek doğru bir yaklaşım değil. Hatta bu yaklaşım geleceğin düşünürlerine ipotek koymaktır. Geleceğin siyasi hayatın aktörlerine ipotek koymaktır. Bu alanlar dinamiktir. Bunlar gelişir. İnsan hep daha farklı ister, daha iyi ister, daha fazla özgürlük ister. Ama her şeyin bir sınırı var. Evet. Peki demin siz çocuklar atlansınız, kaplansınız hep çocukları, gençleri öne sürüyorlar değil mi? Aklımıza üniversiteler geldi. Ekim-Kasım'da öyle bir beklenti var. Size de geliyor bu istihbaratlar. Ekim-Kasım'da üniversitelerde büyük olaylar başlayacak. Öyle bir beklenti var. Birileri üniversiteleri karıştırmak mı istiyor? İstediyor yani üniversiteler üzerinden yani bak delikanlı deriz. Delikanlının anlamı ne? Ya tez canlı. Delikanlı.
kanı akıyor. Kanı akan. Tabii gençler daha çok provokasyona müsait. Dolayısıyla liseyi bitirmiş, üniversiteye gelmiş, daha bir özgür hissediyor kendisini. Veyahut da daha özgür, daha direngen olduğunu ifade edecek ortamlar arıyor gençlik. Ha, bunu keşfetmiş olanlar o süreçleri iktidar aleyhine provoke etmeye çalışıyorlar. Ben şunu söyleyeyim, bakın, bugün Türkiye'de işte gezi olayları denen yaşadığımız o süreç itibariyle olsun, o süreci durum itibariyle olsun mesela falan. Yani sanki AK Parti iktidarına karşı yeni bir muhalefet türemiş gibi algılanıyor. Öyle değil. Yani gerek gezi olsun, gerekse benzeri olaylarda olsun, sahnede gözüken insanlar, muhalif gruplar, zaten kurulduğu günden bu yana AK Parti'ye muhalif gruplardır bunlar. O muhalif gruplar şimdi toplanıp seslerini çıkartacakları bir ortam buluyorlar. Yani fark bu, buradan ortaya çıkıyor. Bunlar zaten vardı. Yani AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana muhalif. Siz ne yaparsanız yapın, ekonomik alanda, sosyal alanında ne kadar iyileştirme yaparsanız yapın, demokratikleşme alanında ne kadar yeni düzenlemeler, güvenceleri getirirseniz getirin, bunlar istemez yok anlamında AK Parti'ye bir muhalefetleri var. Şimdi bu kesimler bu muhalif durumlarını seslendirecek, muhalif durumları doğrultusunda gösteri yapacak bir ortam oluşturuyorlar. Mesela bunlar var. Bunu da ben bu olayları, yaşananları küçümsediğim anlamında söylemiyorum. Yani ben bunu böyle okuyorum. Elbette ki bu durumda sonuç itibariyle bir muhalefet hareketidir. İktidar da muhalefet hareketine yönelik elbette ki gerekli önlemlerini alma hakkına sahiptir. Siz başbakanı çok yakınsınız. En yakındaki isimlerden birisiniz ve uzun yıllardır da tanıyorsunuz başbakanı. Evet. Muhalefet bu aralar başbakan çok sinirli diyor. Başbakan sinirli mi bu aralar? Yani muhalefet söyleyeceği bir şey bulmayınca ya sınırlı der, ya kaşı çatık der, ya da işte hiç aldırmıyor der, ya da niye sesi gül çıkıyor der. Yani bir bahane bulur. Yani insan, hepimiz insanız. Sinirlendiğimiz an olur, bağırdığımız an olur, sesimiz yükselir, alçalır. Bakın dikkat edin, muhalefet partileri başbakana sataşmadıkça, hakaret etmedikçe başbakan okullara çok fazla girmez. Ama hakaret edince, istisgal edince başbakan da yani insandır, o da cevap verecek, cevap veriyor. Olay bu. Peki, biraz yargıya girelim isterseniz Sayın Bakanım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yani zaten öteden beri bu şekilde bir şeyleri var, açıklamaları var. Bugün bir açıklaması vardı. Türkiye sivil bir toplama kampı yaratılıyor diye. Yargı siyasallaşıyor diyor. Yargıda öyle bir sürekli öyle bir şey var. Yargı siyasallaştı mı hakikaten? Yani bunları ben bu değerlendirmeleri çok talihsizlik olarak görüyorum. Talihsiz beyanlar olarak görüyorum. Hele hele Türkiye'de ana muhalefet partisi genel başkanının, muhalefet partilerin genel başkanları da dahil böyle dayanağı olmayan, mesnedi olmayan sözcükler kullanmak suretiyle yargı gibi önemli kurumları topyekun tamamen bir kaba koymak suretiyle, bir sepete koymak suretiyle nitelendirmeleri fevkalade talihsizlik diye düşünüyorum. Keşke ana muhalefet partisi bu konularda biraz daha bilgi sahibi olsa, böyle konuşsa. Neye dayanarak bunu söylüyor? Yani bunu neye dayanarak? Genelde Ergenekon soruşturması, balyoz soruşturması vesilesiyle bunları dile getiriyor. Ve tutuklu olan milletvekilleri dolayısıyla daha çok yargıya yükleniyor. Hatırlayacaksınız. Milletvekilleri, askerler. 2011 seçimlerinden önce milletvekili aday listesi henüz Yüksek Seçim Kurulu'na henüz verilmemişti. 2 gün önce ben bir gazeteciyle mülakatımda şunu söyledim. Dedim ki bu tutuklu olan kişilerin aday gösterilmeleri başlı başına bir projedir. Hangi suçlamayla tutuklu? İşte hükümeti görev yapmaktan men etmeye, darbe yapma suçlamasıyla suçlanıyorlar. Veya böyle bir fiile iştirak suçlanıyorlar. Dolayısıyla anayasanın 76 ve 14. maddesi göndermesiyle bunların seçilmeleri tahliye olmalarını sağlamaz.
anayasa da var. Bunlar kapsam dışı tutulmuş. Ha yarın bunu bir siyasi araca dönüştürecekler. Diyecekler ki bak bunları millet seçti. Ama bu yargı, hükümetin emrinde bu yargı milletvekillerini tutukluluk hallerini sona erdirmedi. Bunu sadece burada söylemeyecekler. Avrupa'ya gidip Avrupa'da söyleyecekler. Aynen bu öngörülerini yaşadık. Ha ben elbette ki insanlar hep tutuklu kalsın yaklaşım içerisinde değilim. Ama nihayet kanun ve anayasa çerçevesinde suçlanan kişilerin yargının öznesi durumunda, yargılamanın öznesi durumunda fail konumunda olan kişilerin tutuklanıp tutuklanmayacakları, tutuklanmış ise de tutukluluk hallerinin devam edip etmeyeceğinin tayin ve takdiri özgür iradesiyle karar verecek olan hakimlere, mahkeme heyetine aitti. Ha bırakın bırakın. Ha bırakmasa gerekçesini ortaya koymuş. Ya buna söyleyecek bir şey yok. Nitekim bu süreçlerde tek hakim karar vermiyor. Hani diyelim ki bir tanesi on yargılıdır. İtiraz prosedürleri mesela geçiyor. Dolayısıyla belki uzattım sorunuz dolayısıyla. Ama ana muhalefet partisi keşke bu konularda biraz daha dikkatli olsa, biraz daha özelli olsa, şayet bunu bir sorun olarak görüyorsa, bu sorunun çözümünü başka yerlerde arasa, başka çözüm üretme çabası içerisinde olsa daha şık olur. Bu yakışmıyor. Yargıya da büyük bir haksızlık diye düşünüyorum. Siz hukukçusunuz Sayın Bakan. Yargıdan çok şikayet var ama yargıdan herkesin şikayetçi. Yani AK Partililer de şikayetçi, CHP'liler de. Hukukçusunuz. 5 tane yargı paketi yaptınız. Bir yargı paketi daha olur mu? Olur. İhtiyaç duyulduğu olur. Ben demin söyledim. Ha, bu alan dinamik bir alan. Yani ihtiyaçlar nihayet sonsuzdur ihtiyaçlar. Yani süreçlerde, yaşanan süreçler itibariyle insanların, bakın adalet, yargılama faaliyeti, bir adalet ucuz olması lazım. Süratli olması lazım. Sonuçta o kolektif faaliyetin ortaya koyduğu ürün hükümdür. O hüküm de adalet olarak nitelenmesi lazım. Ucuz, süratli ve adil. Üç tane önemli aşaması var. Ha bunlara bakacağız. Ha bu aşamaların işleyişinde sıkıntı varsa demek ki o sıkıntıları giderici yasa gerekiyorsa yasa. Anayasa değişikliği yiyorsa anayasa değişikliği. Belki de sonuç itibariyle ne söylesek söyleyelim. Bu bir kültür işidir aslında. Bu bir sevgi işidir. Bir içselleştirme işidir. Onun için şöyle bir özdeyiş var. En kötü yasa iyi uygulayıcılar elinde. Evet. Adalet sağlar. En kötü bir yasa veya en iyi bir yasa kötü uygulayıcılar elinde zulme araç olabilir. Uygulama da önemli. Ben bu süreçlerde uygulama içerisinde yanlışlıklar olabilir. Bütün itibariyle doğrudur ya da değildir diyecek veriye sahip değilim. Ha ben şuna inanıyorum. Hakimlik önemli bir görevdir, önemli bir meslektir. Hiçbir hakim vicdanının kabul etmeyeceği, tabii öncelikle kanun ve hukuka, anayasada da kanunla hukuka ve vicdani kanaatine göre karar verirler hakim anayasada. Dolayısıyla vicdanının kabul etmeyeceği bir karar vermesi mümkün değildir. Uyuyamaz. Hakimin mutlaka orada gerekçesi var. O gerekçeyi de inanarak yazmıştır. Tutamazsın. Yani ben 5-6 yıl hakimlik yaptım. O dönemlerde de iyi bilirim. Tutamazsın. Akşam eve gittiğinizde bir rahatsızlık duyarsın. Duyarsın. Yani yanlışlık yapmasın duyarsın. Ve onu hemen giderirsin. Dolayısıyla bu perspektifle baktığımız zaman bugün Türkiye'de yargı erişiminin Türkiye'nin demokratikleşmesi, darbe süreçlerinin sorgulanması ve darbe teşebbüsünde bulunanların üzerinde kararlı bir biçimde gitmeleri, gidiyor olmaları Türkiye açısından bir kazanımdır diye düşünüyorum. Bak biz çoğu anayasa değişikliğiyle gerçekleştirdik onu. 12 Eylül 2010 referandumuna giderken 26 maddelik bir anayasa değişikliği. O paket içerisinde anayasanın geçici 15. maddesini de kaldırmıştık. 15. madde 12 Eylül darbesini yapanların yargılanmalarını önleyen bir maddeydi.
Yani koruma altına almış diyor darbecileri. Biz o paketten bu maddenin de yürürlükten kaldırılmasını, yani onların yargı yolunun açılmasını sağladık. O zaman bu anayasa değişikliğinde karşı olanlar dediler ki, ya bunu da göstermedik, bu madde kalksa bile bunda yargılanamaz. Ama 12 Eylül'ün 33. yıl dönümünde darbeciler 3 yıl önce değiştirdiğimiz anayasa gereği yargı önünde hesap veriyor 12 Eylül darbecileri. Ve bunlar Türkiye açısından bir kazanım. Yani o süreçlerde işte Balbuz Ağası olsun ve benzeri şeyler olsun elbette ki sonuçta nihai incelemeyi yargıda yapacak. Bir haksızlık varsa orada ayıklanacak, ortaya çıkacak. Ha bile bile haksızlık şu adamla ilgili haksız bir işlem yapıp devam etsin, yargıta versin. Böyle bir durumda gözükmüyor ortada. O zaman süreci bekleyelim. Senin kanun olarak bekleyelim. Yani anlamadığımız, bilmediğimiz ya da hoşumuza gitmediği şekilde kararlar çıktığı için bir yargı erkini hele hele toplu halde hepsinde bir sepete koyarak tahkir etme yani lüksümüz yok, hakkımız yok. Aslında bunlar suçtur. Evet, ha, yani çok zarar vermiş olur. Evet. Peki demin bahsettiniz anayasa dediniz ama galiba biz bu anayasayı değiştiremeyeceğiz. En azından bu dönem değiştiremeyeceğiz. Zaten artık Mart'tan sonra da yani Ekim-Kasım'dan sonra da Türkiye yerel seçim havasına girecek. Bu anayasayı değiştiremeyecek miyiz biz? Herkes istiyor anayasa değiştirmeyi. Ben değiştirmeye. Hiçbir yere söylemedim. İlk defa söylüyorum burada. Ben tabii böyle boş vaktim olduğu zaman veya vakit buldukça işte anayasa, hukuk, işte siyasi tarih bunlarla meşgul olurum, olmaya çalışırım. Şimdi anayasa değişikliğini gerçekleştirmek için kurulmuş olan komisyon siyasi partilerden aşağı yukarı 2 yılı aşkın bir süredir çalışıyor. İşte 40 madde yaptılar. 50 madde. İşte 55 oldu. Niye göre 55 madde oldu? Niçin yani? Niye bunlar böyle madde? Yani bunlar o zaman mevcut 1982 anayasasını mı esas almışlar? O işte 165-170 madde, yani o kadar uzun bir anayasa mı yapacaklar? Yani bir ülkeye 30 madde de yeter anayasa yapabilirsiniz. Evet. Bu beceri işidir. 30 madde, 40 madde yetirirsiniz, bir anayasa bir çerçevedir. Yani devletin şeklini verirler, birey hak ve özgürlükleri güvence altına alır, ana kuralları koyar, detaylar kanunla yapılır. Onun uygulaması. Uygulamanın 130 madde anlamıyorum. 60 maddede anlaşırlar. Ya daha nereye kadar gidecek bu? Ha beni bina yapıyorlar. O zaman bitiriyor 30 maddede, 40 madde, 50 maddede. Niye bitiriyor? Ben anlamadım. Ya öyle bir süre takip etmek mi gerekirdi? Otur bir anayasa. Hadi işte tamam devletin nitelikleri. Devletin şekli. Ekonomik, sosyal, siyasal haklar. Anayasal organlar. Bırakalım ilk 3-4 maddeyi. Ben bitir tamam. Kardeşim bitir böyle 30-40 maddelik bir anayasa yap bitir. Enteresan bir şey. Bak anayasa iyi millet yapar. Anayasayı millet yapar. Bizim 5 tane anayasamız var. 1876, 1921, 1924, 1961, 1982. Hiçbirini millet yapmamış. Ve anayasa millet yapmak. Nasıl yapar? Ya millet yapar anayasa. Ya doğrudan yapar. Nüfus azsa doğrudan demokrasi. Tamam. Nüfus fazla ise Türkiye gibi temsilciler aracılığı. Vekiller kanalıyla. Temsilcileri. İşte milletin temsilcisi parlamentoda. Bunlar hı-hı. Yapar. Hiçbirini yapmıyor. Ve anayasa yapma hakkı tekel bir haktır. Bu devredilemez. Ya kendisi yapar ya temsilciler aracılığıyla yapar. Kuralları belli. Bugüne kadar biz bunu başaramamışız. Yani biz de askerler yapıyor anayasayı. Biz bugüne kadar başaramamışız. İlk defa milletin tekel hakkı olan doğrudan anayasa yapma imkanı doğmuş. Ama korkarım ki bunu da başaramayacağız. Keşke bu kadar uzamasaydı da bir anayasa komisyonu şeye getirseydi meclise. Yani siz zaman çok çabuk gidiyor. Siz anayasaların umudunuzu evet. Kesmişsiniz gibi gözüküyor. Evet. Böyle bir şey istiyorsun. Sayın Bakanım, pazar günden beri Türkiye'nin gündemini
bir maç işgal ediyor. Beşiktaş Galatasaray maçı, derbi maçı. Doğrusu maçın sonrası çok konuşuluyor. Bugün çoğu gazeteleri de olayları AK Parti'nin organize ettiği şeklinde haberler var. Siz de okudunuz bu haberleri. İktidar çarşı, o Beşiktaş'ın meşhur çarşı grubunu. Çarşı grubu malum bu gezi olaylarında birazcık öne çıkmıştı. Çarşı grubunu bitirmek için iktidarın organize ettiği bu olayları şeklinde haberler var. Sahaya girenlerin de AK Parti'nin gençlik teşkilatı olduğu şeklinde iddialar var. Ne diyorsunuz? Siz mi organize ettiniz deli bu olayları? Deli sesmesi bunlar. Hatta söyleyecek bir tek kelime var, deli sesmesi. Hatta birisi hem bu olimpiyat stadındaki olayları AK Parti'nin organize ettiğini söyledi birisi. Aynı zamanda Dikmen'de polis evine silahla yapılan saldırının da organize edildiğini AK Parti için. Bunlar tipik deli sesmesidir. Böyle bir şey olabilir mi? Niye yani AK Parti bütün şeyleri niye tenezzül etsin? Sonra bütün şeylerin kontrolü de mümkün değildir. Allah korusun. Toplumsal hareketler yani kontrolden çıkarsa can kaybı olur. Buna hiçbir vicdan tahammül edemez. Böyle şey olabilir mi? Ben hatta bu şeyden için konuşmam dedim ki tarih öğrenin öğretisi Türkiye egemen olsaydı ya da egemen hale getirebilmiş olsaydık elbette ki Kabil'i kıyas değil. Yani Peşaver'de kilisedeki öldürme olaylar olmazdı. Kenya'da Areme'deki silahlı tarama olmazdı. Irak'taki işte o taziye evindeki öldürmeler olmazdı. Onlarla benzemiyor ama olimpiyattaki bu saldırgan hoyratça hareketler de olmazdı. Onun için bizim Ahi Evren'in öğretisini hepimizin içselleştirmeye, birbirimizi daha çok sevmeye, diyalog ortamını açık tutmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Sizin spora karşı alakanız var. Siz pazar günü maçı izlediniz mi? O görüntüleri izlediniz yok, mi? Yok, izleyemedim. Görüntüleri izledim mi? Sonradan başka bir yerde izledim mi? İzleyemedim. İzleme imkanım olmadı. Yani bir düğün değildi. Çok kötü görüntülerdi. Saha, herkes böyle. Sonradan öfkeyi falan gördünüz değil mi? Böyle ellerinde yani, sandalyeler. Yani işte o frensiz orada. O hareket içerisinde olan insanın hareketi aklının kontrolü dışına çıkmış. O büyük bir tehlikedir. O aynen işte freni patlamış kamyon gibidir. Tır gibidir. Maalesef. Evet, bugün Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Özerten'den ilginç bir açıklama geldi. Diyor ki sahaya giren herkes hapse atılsın. Herkes hapse atalım sahaya giren. Bu öneriyi nasıl değerlendirirsiniz? Ben her zaman ifrattan tefritten kaçınan bir kişiyim. Yani, sahada vardı herhalde 1500-2000 kişi. Serkanlı davranmak lazım. Yani sahaya giren herkesi içeri atalım. Ya cezalandıralım yani sen içeri cezalandırmanın yani şeklini... Yani bir sene maça sokmayalım. Cezalandırmanın şeklini niye tayin ediyor? Yani elbette ki bu tür fiilleri önleyici önlemleri alalım. Yani onun görüşü. Niye o beyefendi böyle bir görüş serdetmiş de onun kınayıcı halim yok. Onun da demek ki kafası, aklı öyle görmüş. Diyor ki bunları biz hapse atarsak korkuturuz gitmezler. Yani daha çok herhalde... İletişim, eğitim alanlarına daha fazla ağırlık vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki bununla paralel bu tür fiilleri önleyici, caydırıcı yaptırımlar getirecek düzenlemelere de ihtiyaç olduğu kanısına. Bizim spor bakanımız da açıkladı bence doğru spor sahaların, daha doğrusu maçların yapıldığı stadyumların herhalde güvenliğini tekrar emniyet güçleri tarafından sağlanmasına yarar var diye düşünüyorum. Niye biz bu kadar sinirli olduk? Çok sinirli bir toplum olduk biz. Çok özgürüz. Özgürlükten mi? Çok özgürlük, özgürlük fazla. Biraz özgürlükten kısmak yani, lazım. Yani kısmak anlamda söylemiyorum da. Önünde zorunda insanlar bir yere toslayarak da bir empati yapıyor. Yani bu insanlar, bugün bu fiilleri işleyen insanlar belli olgunluk yaşına geldiği zaman ya biz şunu yap, biz ayıp etmişiz diyeceklerdir. Yani
ben ne güzel yaptım demeyecektir yani. Biraz da oğlunun çağına gelince. Demek ki bana göre ailelerin, bakın, aile bizim toplumumuzun en temel ünitesidir. Ve bizim partimizin 2011 seçimleri öncesi programının 5 tane başlığı var. İleri demokrasi, büyük ekonomi, güçlü toplum. Yani diğerlerini söyleyeyim size. Yaşanabilir çevre, marka şeyler, işte liderce diye 5 tane ana başlığı var. Güçlü toplumun temeli güçlü bireydir. Güçlü bireyle güçlü aileyi oluşturursunuz. Güçlü aile güçlü toplumu oluşturur. Dolayısıyla bu çocukların ailelerinin de çocukların davranışlarıyla nerede barındıkları, kimlerle arkadaş yaptıklarıyla alakalı olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Aileler herhalde biraz daha alakasız duruma düştüler ve bu sonuçların belki de biraz daha yaygınlaşmasına bu aile yapısındaki bu bozulma veya bu yaklaşım tarzının da etkili olduğunu kastediyorum. Onun için biz aileye son derece önem veriyoruz. Aileleri destekliyoruz. Çünkü toplumun en temel ünitesi aile. Sayın Bakanım, siz Gümrük ve Ticaret Bakanısınız. Ticaretten anlarsınız. O yüzden bir 50 saniye kısa bir spotumuz var. Onu verelim. Hemen devam edelim. 50 saniye. Evet. Evet, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı ile sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Bakanım, seçimler yaklaştı. Söylediğim gibi sık sık da söylüyorum ama siz başbakanı yakın isimlerden birisiniz. Yerel seçimlerimizde kabinede bir değişiklik olur mu? Bekliyor musunuz? Tabii patron bilir de. Allah başbakan takdiri tabii ya bizim başbakanın. Ama siz de buyrusunu biliyorsunuz canım. Tayin ve takdir edeceği konuyla alakalı benim yorum şeklinde de olsa bir şey söylememişik değil. Onu Sayın Başbakanımız duruma göre takdir eder. Peki yerel seçimler geldi. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki 3 büyük ili de alacağız diyor. İstanbul'da Sarıgül, Ankara'da Muharrem İnce gözüküyor. Biraz öne çıkmış isimler bunlar. Ne diyorsunuz? 3 büyük ilde alırlarsa kötü. Yani nihayet sonuçta bizim milletimiz hizmete odaklı tercihlerini kullanıyor. Kim hizmet edecek? Sorunlarını kim çözecek? Sorunlarını çözmek için çözüm getirebilecek hususlara kim vakıf? Bunu güçlü sezgileriyle ortaya koyuyor. Ve pragmatist davranıyor burada. Ülkenin de farkını gerçekten şu 10-11 yıllık iktidarımız döneminde özellikle yurt dışına gidip gelenler daha iyi görüyor. Ama burada yaşayan herkes görüyor. Yani trafik kalabalık diyoruz, trafik sıkışık ama o trafikte seyreden araçlar modellerine, markalarına bakın. Evde kullanılan araç süreçlerine bakın. Onların değişim süreçlerine bakın. İşte efendim eğlence yerlerine bakın vesaire. Ha ben bununla bütün Türkiye günlük Gülistanlıklı demiyorum ama sosyal politikaları da en iyi uygulayan, lafını etmeden, sözünü etmeden, proje yaparak hayata geçiren bir iktidarız biz. Halkın gündemiyle hükümetimizin gündemi birleşmiş. Bizim belediyelerimiz de öyle. Ha, sorunlu alanlar varsa onlar giderilir. Onlar değişimle dönüşümde olur. Dolayısıyla halkımızla bizim aramızda bu anlamda muazzam bir ünsiyet var. Muazzam bir güven var. Yani milletimiz doğruların tayini takdir eder. Bizim karşımıza çıkanlar, bakın bir şey daha söyleyeyim ben burada. Kaç seçim geçirdik, referandum geçirdik. Rakiplerimiz olan partilerden herhangi birisinin bir projesini hatırlıyor musunuz? Hakkı Demir'in bir tane vardı 2011 seçimlerinde. Aile yardımı diye bir şey söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. O zaman dedi ki ya bak bir proje getiriyor, aile yardımı. İşte 1100 lira para verecek. Muhtaç olan bir hatta vermeyelim falan filan. Allah Allah. Ya kardeşim zaten biz bunları yapıyoruz. O zaman sosyal yardımlara ben bakıyorum. Ha doğru. Zaten bir kısmı dağınık ama sosyal yardım, fak fok fon dediğimiz o fon
benim sorumluluk alanımda. Ya biz bunları yapıyoruz. E dediler anlatmıyoruz. Anlatıyoruz dedim. Nasıl anlatıyoruz dediler. Ya biz bunları anlatamamış olsak, millet her seçimde giderek oyunu, desteğini artırarak AK Parti'yi destekler miydi? Biz milletin gündemini, AK Parti'nin gündemini birleştirmişiz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu ahilik sizi çok etkilemiş. O kadar mülayim, o kadar böyle yumuşak cevap veriyorsunuz. Ben şimdi üç büyük ili CHP alacakmış diye Hüseyin Çelik'e söyleyecektim. Ne cevaplar verdi? Ne kadar sakin sakin böyle cevap veriyorsunuz böyle. Aynen biz millet, biz millete güveniyoruz, seviyoruz. Onlar da bize güvenlerini seçimde ortaya koyacaklar diye düşünüyorum. Peki, bakalım Twitter'la yeni tanıştınız. Twitter'ı siz de sevdiniz galiba. Çok izleyiciniz var mı Twitter'dan? Ne istiyorlar genelde Twitter'dan? Ya, çok yazışıyor musunuz? En çok bu kadro. Özellikle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları, kamu kuruluşları eleman alırken onları da tercih edecek bir proje uygulamalarını talep ediyorlar. Kendilerine az kontenjan ayrıldığı düşüncesindeler. Onları harbire her gün yazıyorlar. Tabii oysa Devlet Personel Başkanlığı benim sorumluluk alanımda değil. Ama hükümetin ortak sorumluluğu var. Geçen dönem 2 yıl Devlet Personel Başkanlığı bana bağlıydı. Tabii ki biz elemanlarımızı KPSS sınavına girmiş olanlarla biz ilan ediyoruz. Şimdi yakında yine bir 5-6-700 işe alacağız. Gümrük. Ne gümrük ve ticaret. Gümrük ve ticaret bakanlığına. 700 liraydı sanırım. 700-669 mi yani yaklaşık 700 civarında. Hayır başvurular oldu bunların. 3 misli aday mülakatı çağırdık. Ayın 1'inde itibaren bunların mülakatları yapılacak. Dolayısıyla o mülakata da üye de bunlar puanları sıralaması yapılacak. Biz 70, en az 70 puan ve üstündekileri, yani 70 puan altındakileri bize başvuramadı. Yani bir de çıta yüksek tuttuk. O konuda talepler var geliyor. Kadro, iş talepleri. Cevap veriyor musunuz şu ona? Bazen çok somut şeyler soruyorlar. Onun için ya ben kızdırar şeyler de geliyor mu öyle? Yani kızdığım bazı şeyler yazmış işte adam ya adam hakaret edenler oluyor bazen yani ne var ne diyeyim ben zavallı ya ne diyeyim zavallı insanlar yani ne hakkı bak bir de hakaret mahkemeye falan veriyor musunuz? Yok hakaret tahkir bunlar boş kafanın işidir yani insanın kafasında ya fikir olur ya da küfür olur söyleyecek fikri yoksa küfür edecek adam. O zaten benim muhatabım değil ki. O çöpü kendisine ait. Bakalım. Ha bu siyasi kimlik birisi yaparsa yani bir özellikle yapmıştık onu. O zaman bunu yaparım ben orada. O zaman laf yok. Yaparım. Peki ya bu kredi kartları ne yapacağız bu kredi kartlarını ya? Yine çok şikayet var. Sizin geleceğinizi öğreneceğiz. Sizin bu konudaki hassasiyeti bilir. Yani bu kredi kartında bir düzenleme ya şuna bir köklü bir sağlam bir şey bulamaz mı? Yani kredi kartı bir geçim aracı olarak kullanılıyor Türkiye'de. Yani bir ara herhalde sizin şöyle bir şeyiniz vardı. Herkesin bundan sonra bir kredi kartı olacak. Öyle bir şey mi ya? Bir şey yapmak lazım. Yok şey, onu öyle getirmedi. Bir kredi. Tabii bu alan sorun. Çokça tartışılıyor, konuşuluyor. Biz bunun ilk defa geçen yıl Ağustos ayında hazırladığımız taslağı kamuoyuyla paylaştık. Bir tartışma başladı. Biz o zaman kamuoyuyla paylaştığımızda bankaların faiz dişi gelir kalemleri sayısal olarak 30 dolayındaydı. Yani işte hesap ücreti, ipotek fek ücreti, bakiye sorma ücreti, işte havale ücreti vesaire falan bunlar 30 tane. Kamuoyuyla paylaştık. Bir yıl boyunca tartışıldı bu konu aşağı yukarı. Biz 95 tane kamu kuruluşu ve tüketici örgütlerine gönderdik. Geri dönüşler aldık. Sonra bunu tasarıya dönüştürdük. Bakanlar Kurulu'nda sunum yaptık. Oradan meclise komisyonda görüşüldü. Şimdi bizim tasarımız meclis genel kurulunda. Yani meclis açılınca sanırım ilk müzakere yapılacak kanunlar arasında yer alıyor. Orada şöyle bir formülasyon getirdik. Bankalar ticari müessese. Yani para alıp satan. Yani bankada para alıyor, parasını satıyor. Değil mi? Para topluyor, topladığı paranın sahibine faiz veriyor, evet. Kredilendiriyor, faiz alıyor, işte cari giderler gidiyor.
Bir de bu faiz dışında gelirleri var işte. Kredi kartından yıllık kredi kartı şey alıyor. İşte kredi kartından ayrıca faiz alıyor. Kredi kartından aldığı faiz diğer faizlerden daha fazla falan. Biz tasarıyı sunduğumuz zaman gördük ki bankaların faiz dışı gelir kalemleri tür itibariyle 60'ı aşmış. Bak 30'da 60'ın üzerinde çıkmış. Para sayma ücreti, bozuk para sayma ücreti daha varıncaya kadar. Buna şöyle bir formülasyon getirdik. Şimdi ticaret yapan bir müesseseye sen hizmet yap, para alma diyemeyiz, angarya olur. Angarya'ya sen, evet. Koy var. Dedi ki o zaman alacağın ücret ölçülü olacak. Ölçülülük. Ya da denk. Yani verdiğin hizmetle mütenasip olması lazım. Zaten Yargıtay, tüketici hakimiyetleri, tüketici mahkemeleri aracılığıyla konu Yargıtay'ı diyor. Yargıtay'da buna benzer içtihatları var. Her banka ya da her finans kuruluşu kredi kartı arz eden her kuruluş aynı zamanda hiçbir ücret almadığı yıllık kart aidat ücreti bilmem ne gideri ismi altında hiçbir ücret almadığı bir kredi kartı türünde tüketiciye sunmak zorunda. Siz gideceksiniz, hiçbir ücret ödemek istemiyorsunuz, o kredi kartını alacaksınız. Bu düzene yetiyoruz. İki, burada bir argüman daha. Bankaların faiz dışı gelir kalemlerinden hangi hizmetlerden ücret alabileceğini bizim bakanlığımızın görüşünü almak şartıyla BDDK belirleyecek. Ha burada bize şöyle bir eleştiri getirdiler. Dediler ki niye bu kalemleri asgari ücret listesi, tarifesi düzeyinde ücretlendirmediniz? Biz bunu da tartıştık ama şu sebeple böyle bir liste yapmaktan kaçındık. Şayet listeleme yapmış olsaydık o zaman bütün bankalar bu listeden gelen ücreti alacaktı. Şimdi büyük bir ihtimalle beklentimiz bu yasa çıktığında bankalar bu alanda aralarındaki rekabet dolayısıyla bu ücretlerde indirim yapacak. Hiçbir ücret almadıkları yalın olarak nitelediğimiz kredi kartı türünü de daha nitelikli hale getirecekler. Aralarındaki rekabet dolayısıyla. Ha rekabet etmez anlaşırlarsa derseniz o zaman da rekabet kurumu devreye girer. Gerekli yaptırımı uygular. Kredi kartlarına ilişkin özet şeyimiz bu. Bakalım. Çok sık gümrükleri basıyorsunuz. Sabah erken saatte, gece yarısı öyle de bir huyunuz var. Nedir gümrüklerin durumu? Biz mesela Gümrük Bakanlığı hep yıllarca biliriz ki Gümrük Bakanlığı Türkiye'de yolsuzluğun, rüşvetin en bol olduğu yerler diye bilinirdi. Hep Türkiye'de yıllarca. Ne görüyorsunuz? İyi durumdayız şu anda. Yani ben her şeyi ortadan kaldırdık. Etik kural. Sıçık basıyorsunuz değil mi? Yani imkan buldukça gidiyorum. Ya da işte oradan. Artık tebliğli mekan da yapsak şimdi ilk zamanlara gittim ama şimdi tebliğli mekan değil mi? Habersiz gittiğim zamanlar oluyor. Veya işte oradan bundan arkadaşlardan bilgi akışı geliyor. Bana çok bilgi gelir yani aktarırlar. Kaçakçılıkla alakalı, özellikle akaryakıt kaçakçılıkla alakalı benzer konulara ilişkin gelir bilgi aktarırlar, sözlü söylerler, bir not yazar verirler. Ben de bunları çok somut olay tarifi yapılmışsa bunları ciddiye alır, üzerine giderim. Yani ben arkadaşlarıma hep şunu söyledim. Etik kural ihlali konusunda toleransım sıfır. Kim ki bakanlığımızda etik kural ihlal ederse. Nedir o etik kural, biraz açar mısınız? Yani yaptığı iş dolayısıyla bir kamu görevlisinin maddi beklentisi devletin bordrosunda kendisine takdir ettiği ücrettir. Onun dışında bir beklentisi olamaz. Ha bu yaptığı işlem iş dolayısıyla bir beklenti içerisine girip kişinin işini o beklentisini karşılamasına göre hareket artıyor, hızlanıyor ve yavaşlıyorsa demek ki orada rüşvet beklentisi içerisinde, menfaat beklentisi içerisinde bu etik problemler. Bu yapmam. Veya oturmuş adam başka bir işi yok ama vatandaşın işini yapmıyor. Cıcıktırıyor.
Gümrükçüler için işi tempolu hızlı yapmak. Ha, bu konu etik kurala giriyor mu? Bana göre gire. Bu konuda bu alanlara toleransım sıfır. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. Ama birisi bulunduğu yer itibariyle beklediğimiz üretimi sağlayamıyor olabilir. Yani performans bakımında tempoyu ayak uyduramıyor olabilir. Ha, ben onu tolere ederim. Çünkü herkes kabiliyetine göre iş yapar. Ben adamın kabiliyetinin ötesinde maksat niyet diyorsunuz, iyi niyet. Ha, bir yerde etik kural izleri varsa onun amiri durumda olan kişi bundan haber verdiyse altında hakim değil demektir. Hakim olmadığı için de sorumludur. Hakim olması lazım. Ya da ortaktır. Amir durumda olan arkadaşlar bunu söylüyorum. Ama bütün bunlara rağmen bazen böyle çok nahoş şeyler duyuyorum. Değilim. İnşallah kadrolarımızla yükseliyoruz. Bunları ortadan kaldırıyoruz. Yine siz konuk olacaksınız diye çok sayıda gelen mesajlardan birisi de Gümrük Bakanlığı çok süper bir iş yaptınız. Geçen havaalanında da bir açıklama da yaptınız. Kanserojen Çinli kırtasiyeler. Bunlara karşı savaş açtınız. Veliler panik halinde. Hakikaten siz bunları engellediniz galiba sanıyorum. Bunlara karşı da pek toleransınız yok sanıyorum. Veliler size nasıl yardım etmeli? Nasıl ihbar etmeli? Nedir? Bu konuda çok önemli bir konu. Defa bakın Türkiye'de 76 milyon insan. Şimdi biz işçi, memur, tüccar, sanayiciyiz. Ama söz itibariyle hepimiz tüketiciyiz. Yani tekstil alıp yiyoruz, yemek yiyoruz vesaire falan. Ama bunlarda risk grubu en yüksek olan kesim çocuklar, öğrencilerdir. Biz onun için 2011 yılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak bakanlığımız yapılandığı andan itibaren eğitim öğretimiyle başında çocukların kullandığı ürünler, malzemeler itibariyle piyasa gözetimi denetimini yaptık, başlattık. 2011'de başladık, 2012'de yaptık, bu sene de yaptık. Bu sene 10 ilde yaptık. Böyle bunların yoğun olduğu yer itibariyle araştırma yapıyoruz. Risk değerlendirmesi yapılıyor. Program yapılıyor. Ona göre bu yerlerde numuneler alınıyor. Bu numuneler akredite laboratuvarlarda tahliller yapılıyor. Sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bunlar büyük ölçüde yaptırımları var. Yani üreticisine ithal edilmişse ithalatçıya bu yaptırımları uyguluyoruz. Ürünler toplanıyor. Dolayısıyla yaptığımız denetimlerde 2011 yılında azor boya, fitalat denen maddelerin yer aldığı, toplamda söylüyorum sadece kırtasiye değil, tekstil de dahil %38'di oranında bu tür materyallere rastlandı 2011 yılında. 2012 yılında genel itibariyle söylüyorum 8.5'e düştü. Bu sene yaptığımız kontrollerde bunun %5'e düştürüyorduk. Bu alanda da hedefimiz tüketiciyi bilinçlere getirmek. Onun için sloganımız bilinçli tüketici, basiretli tacir. Tacir de basiretli olacak. Hak hukuk gözetilecek. Gene burada ahilik devreye giriyor. Bak bunlar ahiliğin kültürünü içselleştirmiş olsalardı bu tür zararlı kimyasallar ihtiva eden ürünlerin bu sorunları konuşuyor aracısı olmazlardı. Peki Sayın Bakan, kapılarda durum ne? İşte bir cilve gözü bombalandı. Bizim kapılarda mesela çok sıkıntılı kapılar. İşte Suriye, İran, Irak hep böyle sıkıntılı kapılar. Nedir? Bir zafiyet var mı kapılarda? Bir sıkıntımız var mı? Yani sıkıntı kapılar değil. Bölgede sıkıntı var. Bölgede yani sıkıntı bizim var. Türkiye kapılarıyla olan sıkıntı Suriye'de yaşanan olaylar dolayısıyladır. Yoksa Türkiye'de bu olaylar yaşanmadan önce hiçbir sıkıntı gözlediğimiz oranda böyle risk algısı peki yüksek. Bölgedeki sıkıntıdan kaynaklanan. Biz de kontrollerimizi arttırdık. Yani teknik araç gereçler itibariyle oradaki personelimizi takviye ettik. Aramalarda bu tür araç gereçlerden faydalanıyoruz. İşte hem kimyasala karşı hem bomba ve uyuşturucuya karşı eğitilmiş köpeklerimizi de o kapılarda görev yaptırıyoruz. Onların eğitilmiş elemanları var. Herkes o köpeklerle haşir neşir olamaz. Dolayısıyla imkanlar ölçüsünde kapılarımızdaki risk algısını düzeltmek suretiyle kontrollerimizi daha güçlü etmiş. Tabii ki oradaki kontroller sadece Gümrük Ticaret Bakanlığı elemanları değil. Yani bizim için her gümrüklü yer ve sahalarda kapılarda yapılıyor.
Ha bir de bunun dışında Süreyya'da mesela 910 kilometre kara sınırımız var. O alanlarda girip çıkanlar var. Yani bir de tabii ki bu terör olaylarının olmayışı dolayısıyla da kaçakçılığa yönelen kesimler var. Ama silahlı kuvvetlerimiz ve jandarmamız da o bölgede gerçekten kararlı bir biçimde kaçakçılarla mücadelelerini sürdürüyorlar. Peki son 10 dakikaya girdik. Son 10 dakikamız Hayati Yazıcı'nın biraz daha böyle değişik, bilinmeyen yüzünü gösterdik. Hayati Yazıcı'nın, kameraman arkadaşım yakından verirse, çok sert bir görüntüsü var. Yüz hatları olarak, görüntü olarak çok sert bir görüntüsü var. Ya gülüm gülüm abi de su içiyorum. Ama aslında mizahı çok sever. Esprilidir. Biz yakından tanıyoruz tabii kendisini. Çok da hoşgörülüdür. Çabuk kızar mısınız? Sizi ne sinirlendirir mesela? Neler sinirlendirir? Ya bir haksızlığa şahit olursam çok kızarım. Yani bir haksızlık böyle apaçık. Bir haksız davranışa. Sokakta sizde hiç alakası yani olmasa da. Birisini böyle affedersin enayi durumuna koyacak tarzda gerçekleştirilen bir atılıma, bir ön alma, bunlar beni kızdırır yani. Yani en çok kızdığım şey haksızlık. Haksızlığı tahmin edemem. Hiç alakası olmasa da bir haksızlık yani, görseniz kızarım, müdahale ederim. Ayıplarım yani, müdahale etmezim. Ayıplarım yani. Bak bak şuna bak. Peki hoşunuza ne gider? Neye gülersiniz mesela? Ne keyiflendirir sizi? Yani bir, mesela bazı insanlarda var. Bir Türk filmi bir seyrederken bile mesela orada ağlar. Gözünden yaş gelir. Yani duygusalım yani öyle o tür şey yani zaten erkeklerin ağlaması içtendir. Onlar göz yaşın dışa değil içe aktırlar. Bazıları dışa çıkar ama ben o anlamda duygusallığım fazla. Siz içten mi akıtıyorsunuz? Ya içten akıtıyorum. Peki Sayın Hayati Yazıcı benim hemşerim. Rize'ye gelen Araplar manzarayı görünce eşlerine bana bir tokat at cennette miyim diyorlarmış. Değil mi ya? Rize cennet mi? Cennet. Yani tokat atmadan cenneti göremiyorlar. Tokat mı lazım? Tokat mı lazım? Bilmiyorum yani inanamıyorlar herhalde Rize'ye gelince. Ama Rize cennet yani. Yeşilin her tonu. Masmavi denizler. Kahverengi yok değil mi bizim oralarda? Denizler. Mavi ve yeşil. Evet. Zaten bizim Rize Spor'un yeri renklerinde mavi yeşil. Ve tabii İşte yaylalara çıktığı zaman da işte krater, göller yani çok ilginç bir coğrafya. Yani yamaç, dik, azgın dağlar, keskin vadiler, keskin vadiler böyle insanı ferahlatıyor. Peki bizim orada mesela şey de var o mesela şenlikler, o tulum şenlikleri o, falan. Tuluma bayılırım ha. Ben bir ara tulumu çok daha çok seviyorum. Evet. Tulumu mu seversin? Tulumu daha peki çok. O şenliklere katılıyor musun mesela? Orada çok hoş görüntüler ya. 3 saat yaşlısı, kadını, başı açı, baş kapı. Hep böyle omuz omuza saatlerce. Yani imkanım olmuyor ama gittiğim zaman işte katılıyor musun? Otur bir etkinlik varsa işte orada bir hemen tulum çalınıyor, horun başlıyor. İşte biz de bir iki tur atıyoruz. Aslında ben horun oynamasını da bilmem. Yani niye bilmezsin? Bizim evimiz dedem, büyük dedem hepsi müderris. Yani Hafız Kadirler derler bize. Yani babamın, dedem benim Hafız Kadir. Vefat ettiğinde babam 8 yaşındaymış. Onun büyük babası işte Darülfünun'da hoca. İstiklal Savaşı'nda savaşa gitmiş, ölmüş. Dolayısıyla Hafız Kadir'in evinde horon oynanmaz, Türkçü söylenmez. Onun için biz horon bilmiyoruz. Ben de çok kardeşlerim, bizim öğrenmişler onlar oynuyor. Ben de şimdi oynuyorum. Şimdi de babam diyor ki bana ben de oynayayım diyor da artık oynayamazlar tabii. Bizim orada Ayder herhalde çok bu ara çok moda. Çok Ayder tabii çok önemli bir yer. Yani Ayder'in aslında potansiyeli gerçekten uluslararası turizm bakımından. Yani sadece iç turizm değil, dış turizm bakımından da potansiyeli yüksek bir bölge. Onun için Ayder'de bir kayak merkezi projemiz var. İnşallah o kayak merkezini gerçekleştirebilirsek Davos'u geçecek bir yer olmaya müsait bir yer. Yani çalışmalar devam ediyor. Daha bunu biz 2011 yılında başladık. Bununla ilgili çalışma o zaman Spor Bakanı Sayın Faruk Ozak Bey'di. Şimdi de şimdiki Spor Bakanımızla beraber
bu çalışmayı ben de takip ediyorum. Bir şey merak ediyorum. Hiç rafting yani Suat Bey'de yakından ilgilenir. Rafting yaptınız mı? Hiç rafting yapmayı düşünür müsünüz veya? Çok güzel adı kentli şey ya. İstiyorum da yani insan istiyor. Niyetiniz var ama. İstiyor da yapar yani. Hiç yapmadık. Peki Türkiye ne zaman rızı olur? Yani cennet olur. Ya Türkiye cennet aslında. Nereden baktığınıza bağlı. Nereden? Bak biz her evet. ilimize, her dinimize giderseniz gidin. Sizi hoşnut edecek, ruhunuzu okşayacak, paylaşacağınız, anlatacağınız mutlaka bir obje vardır, bir nesne vardır, bir güzellik vardır. Yani yeter ki bardağın dolu tarafına bakın. Ama boş tarafına bakın konusunda kararlıysanız hiçbir şey size göre güzel değildir. Siz dünyayı zindan edersiniz. Bize göre Türkiye cennet. Aa, bu cennet daha da güzelleşir. Çiçekleri daha da artsın. İmkanları daha da çoğalsın. Her tarafa yayılsın. Çabamız bu zaten. Peki siz aynı zamanda ticaret bakanısınız. Gümrük ve ticaretten sorumlu bakan, ticaret bakanı. Doları soruyorlar. Dolar ne oluyor? Dolar gider mi gitmez mi? Dolarımızı ne yapalım? Daha alalım şey, her alana ben girmeyeyim de. Bu biraz daha fazla ince işi, uzmanlığı gerektiren bir şey. O konuyla alakalı da. İkimizde çok çıkar mı? Onu söyleyeyim o zaman. Yani benim buradaki yorum yapmam çok afaki olur. Onun için ben içinin üzerine mi çıkar, altında mı kalır? O konuda bir şey değil mi ama süreci biz de yakın. Peki yine Rize ile kapatalım. Rize Spor'a gelelim. Rize Spor'un durumu çok iyi. 5 maçta 4 galibiyet, 12 puan. 3. sıradayız. Beşiktaş, Fenerbahçe, Rize. 3'ü de puanı 12. Rize Çaykur Spor, evet. Evet, Rize. Rize niye bu sene bu kadar iyi? Siz şeyle de son maçtan Bursa'yı yendikten sonra da Rıza Çalın Bey'i aradınız antrenörü. Tebrik ettiniz sanıyorum. Doğru. Nedir Rize'nin hedefi nedir? Ne bekliyorsunuz? Çok iyi bir yerde. Yani bu Avrupa Kupalarına katılacak bir yerde bitirir mi? İnşallah. 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 Yani takımın yapısı buna müsait. Sinerjisi de müsait. Yani çıkar çıkmaz yani çok iyi inşallah. Bir şey ya. Çıkar çıkmaz inşallah öyle gider. Peki Sayın Bakanım, son olarak hoş bir anekdotla bitirelim. Bir Rizeli vatandaş sizi ziyaret etti. Derdini anlattı. Siz de dediniz ki telefonunuzu bırakın diye. Çok hoş bir anı. Biz biliyoruz. Bu anıyı anlatın, bununla kapatalım. Çok hoş bir şey ya. Yani herhalde seyredenler de çok hoşuna gidecek. Rizeli mi vatandaş? Yani sanırım Rizeli'ydi, Rizeli. Evet. Telefonu bıraktı gitti. O tulum isterseniz verin arkadaşlar, biraz yayına da verin. Onu evet verirseniz bakalım. Evet bakalım, dinliyoruz. Telefonu bıraktı gitti tabii, telefonu bırakıyorlar. İş için geldi değil mi size evet. Ziyarete? Sonra telefonu bıraktı gitti. Neyse, telefonu bıraktığında telefonu unutmuştu da biz öyle algıladık, öyle yorumladık da telefonunu gönderdik. Aldı sonra telefonunu koyduğu gibi geçti gitti adam. Telefon kaldı. Sonra telefonu bırak deyince. Böyle çok değişik anlar geliyor değil mi size? Yani oluyor tabii. Böyle ilk etapta çok farklı algılama dolayısıyla bazen böyle gülmeye yol açacak şeyler oluyor. Yani hatta geçen de şöyle bir şey oldu, ben onu söyleyeyim. Şimdi şu son başbakanımızla gittiğimizde işte otobüste gidiyoruz. Yandan işte vatandaş asılıyor, kapının buraya geldi. Genç adamlar, başbakanım cami istiyor. Ne camisi? İşte mahallenin ismini de söylüyor, şurada bir cami. Cami yok mu? Var ama başbakanım sığma yok diyor. Ben de dedim ki, ya dedim, vardiyalı kılın, vardiyalı dedim. Yani içimden geldi o anda yani sanki yani başbakan orada cami yokmuş gibi, işte var cami yani. Biraz sıkışık. Eminim ki belki bir cuma günü gitmişler, kalabalık olmuş diğer zamanlar. Sonra sorduk ki okula fazla cami yedim de bir genç değilmiş yani fazla. Abi kendisi öyle söylüyor. Bir şey istemiş ya, olmak, şey istemiş. Aklım orada öyle geldi. Dedim ki ya vardiyalı kılınsız. Sen öyle deyince de bir orada duyanlar gülüştük. Bakanım, bakanım çok teşekkür ederim. Hadi verin arkadaşlar. Evet, yani ancak sonunda bakalım şöyle. Sizi dedik şöyle bir tebessüm ettirelim. Bakanımız sevdiği tulumla bitirelim dedik, kapanış yapan dedik.
ya. Çok şey soruyor size. Ne anlatıyor Tülüm size? Yani Tülüm bir coşku bir şey. Ben Faruk Özal'a da sormuştum. Faruk Özal dedi. Tülüm bir coşku dedi. Tülüm insanı kanını oynatan, böyle kaldıran. Ve sinerji veriyor bize, biliyor musun? Sinerji hareketlendiriyor. Tulumu içtince bir hareket geliyor ya, değil mi? Yani öyle, en öyle adam bile tulum canlandırıyor galiba, değil mi? Yani. Ama bizimkiler mi yani, yani bizim o bölgeyi yoksa bilmeyen gayda der buna yani. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Evet, sesi böyle, tulumu sesi böyle. Gündemimizin daha sonuna geldik. Konuğumuz Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Rize Milletvekili Sayın Hayati Yazıcı'ydı. Çok samimi bir sohbet oldu. Epeydir özlemiştik de kendisini. Sağ olun Sayın Bakanım. Ayağınıza sağlık. Evet, Ankara'dan bu kadar. Bir sonraki gündem özelde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar.